Çapı 100 metreden büyük olan herhangi bir gök cismi atmosferimize girerse kesinlikle dünya yüzeyine çarpar. Gücü karşısında önündeki her şey boyun eğmiştir. İç güneş sisteminde ve kuyruklu yıldızların çıka geldiği Oort bulutunun en derinliklerinde santimetrelerden kilometrelerce uzunluğa erişebilen 1,3 milyon asteroit ve 3800'den fazla kuyruklu yıldız var. Tuhaf olansa yeryüzüne her gün milyonlarcası çarpıyor ve sadece 24 saatte dünyanın kütlesini 44 bin kilogram arttırıyorlar. Farkında dahi olmadığımız bu asteroitlerden birisinin çapı 1 kilometreye erişir ve yörüngesi dünya ile kesişirse, üstüne bir de üzerimize geldiğini zamanında fark edemezsek, başımız ciddi belaya girmiş demektir. Çünkü bu büyüklükteki bir asteroit ya da kuyruklu yıldız gezegen katili olarak anılır ve atmosferimize saniyede 50 kilometre hızla tek parça halinde giriş yaptığında yüzeyde 15 ila 20 kilometre çapında krater oluşturur, gerisi ise tam bir yıkım. Şu anda bilim dünyasında resmi olarak gezegenimiz için bilinen en tehlikeli nesne unvanını sadece tek bir gök cismi taşıyor. Takvimler 4479 Eylül'ünü gösterdiğinde tehlike çanlarını çaldıracak olan 26 kilometre çapındaki Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı. Ama benzer tehlike çanını 27 Aralık 2024'te Atlas yani Asteroid Karasal Çarpma Son Uyarı Sistemi adlı teleskop ağa çaldırdı ve tüm dünya alarma geçti. Yörüngesi dünya ile kesişen, hatta hangi kıtalara çarpabileceği dahi net olarak hesaplanan bir asteroid ilerleyen yıllarda üzerimize doğru geliyordu. Asteroidlerin çoğu tamamen kayadan meydana gelir. Bazıları ise metal ya da metal kaya karışımıdır. Onları en çok görebileceğiniz yer ise Mars ile Jüpiter arasındaki eşsiz bir isme sahip bölgedir. Asteroid kuşağı. Kuyruklu yıldızlar ise donmuş gaz, su, toz ve serbest haldeki partiküllerin bir araya gelmesiyle oluşan soğuk şeylerdir. Saklandıkları yerler genelde Güneş'ten çok daha uzak ve soğuk bölgeler, Neptün'den daha uzaklarda, Kuiper kuşağında veya onun da ötelerinde Oort bulutudur. Şimdi bilgilerimizi sınama vakti. Kafamızı kaldırıp gökyüzüne doğru bakıyoruz. Gezegen ya da yıldız olmadığını bildiğimiz bir cisim yaklaşıyor. Asteroid mi, göktaşı mı, meteor mu, meteorit mi, meteoroid mi, UFO mu? Bunlar arasında bir fark var mı? Gördüğümüz cisim uzayda ise ve çapı metreden büyük, 1000 kilometreden küçükse asteroid diyoruz. Aynı cisim yine uzayda ve toz taneciği kadar ya da çapı metreye kadarsa bu sefer meteoroid adını alıyor. Dış uzaydan atmosferimize giren bu şeyler ya da kuyruklu yıldız kalıntıları artık meteor olmuştur. Yani meteor dendiğinde aklımız artık uzay değil, atmosfere giriş yapmış gök cisimleri gelmelidir. Bu meteorların güçlü kuvvetli olanlarının yeryüzüne kadar ulaşmış haline ise meteoroid ya da göktaşı denmekte. Unutmadan aklıma ne geldi? Olur da günün birinde, hani olur da yakınlarınıza bir yere meteor düşerse ve onu bulursanız hemen dokunmaya kalkmayın. Sıcak olduğu için değil, zaten siz oraya varıncaya kadar aşırı sıcaklığını kaybetmiş olacaktır. Soğuk olduğu için dokunmayın. O bulduğunuz göktaşı sadece birkaç saniye önce uzayda -270 derecelik bir soğukta iliklerine kadar tamamen donmuş durumdaydı. Atmosferde sürtünerek geçirdiği birkaç saniye, sıcaklığın iç bölümlere kadar nüfus etmesi için yeterli zamanı sağlamaz. Yere henüz ulaşmış bir meteor, uzayın soğuğu kadar soğuktur. Aman dikkat! 27 Aralık 2024'te Dünya ile Ay mesafesinin yaklaşık 2 katı kadar uzaklıktan geçen bir gök cismin, ikisi Hawaii'de, biri Güney Afrika'da, sonuncusu da Şili'deki bir gözlemevinde yer alan otomatik teleskop ağı Atlas'ı alarma geçirdi. Bu tetiklenme devreye girdi çünkü bu gök cismin, Dünya'ya çarpma potansiyeli taşıyan yakın geçiş ihtimalini barındırıyor. 2024 YR4 adlı bu asteroidin Dünya'ya ne kadar uzaklıktan geçeceği şu anki verilere dayanarak tam bir kesinlik taşımıyor. Çünkü yörüngesi henüz tamamen netleşmiş değil. Ancak mevcut gözlemler ve hesaplamalar asteroidin 22 Aralık 2032'deki karşılaşmasında Dünya'ya ne kadar yaklaşabileceği hakkında bazı tahminler sunuyor. Şubat 2025 itibariyle NASA ve Avrupa Uzay Ajansı gibi kuruluşların güncel analizlerine göre 2024 YR4'ün yörünge senaryosunda Dünya'ya Ay'dan daha yakın bir mesafeden, yani yaklaşık 384 bin kilometreden daha az bir uzaklıktan geçebileceği öngörülüyor. Bazı tahminler bu mesafenin 200 bin ila 250 bin kilometre civarında olabileceğini öne sürüyor. Birkaç hafta önceki verilere göre en olası senaryoda asteroidin Dünya'yı ıskalayacağı ve çarpma riskinin düşük olduğu düşünülmekte.
Son hesaplamalar çarpma olasılığını %3'ten %1,5 civarına, hatta bazı güncellemelerde %0,16'ya kadar düşürmüş durumda. Gün geçtikçe bu oran daha da kesinliğe doğru gitmekte. Çapının ortalama 55 metre olduğu düşünülen bu asteroid için bir diğer gözlem zorluğu ise ışığı yansıtma gücü, yani albedosudur. Örneğin ortamı bembeyaz yapan karın albedosu 0,9 yani %90'dır. Üzerine düşen güneş ışığını çok büyük oranda yansıtır. Ayın albedosu 0,11 yani %11'ler seviyesindedir. Kömürün albedosu 0,13 yani %13 değerine yakındır. Gökyüzünde ışıldayan, yeryüzündeki denizleri aydınlatan ayın kara kömür parçasından daha az yansıtıcı olması beni hep şaşırtmıştır. 2024 YR4'ün ışığı yansıtma oranı ise %5 ila %20 seviyelerinde. Yine birkaç hafta öncesine kadar 2024 YR4'ün Torino ölçeğindeki değeri 3'tü. 1999'da kabul edilen Torino ölçeği, 100 yıl içinde gerçekleşme olasılığı ile dünyaya çarpma olaylarını kategorize etmek için kullanılan bir araç. Ölçek, olası bir çarpma olayının olasılığını ve sonuçlarını yakalar ancak olası çarpmaya kadar olan süreyi dikkate almaz ve 0 ile 10 arasında derecelendirme yapar. 0 değeri, tehlikenin olmadığı beyaz bölgedir ve atmosferde yanan meteorlar için geçerlidir. 8, 9 ve 10 tam sayı değerleri kesin bir çarpışmayı ifade eder ve yerel yıkımdan medeniyetin geleceğini tehdit edebilecek küresel bir felakete kadar bir dizi tahminde bulunur. Bizim asteroidimiz ise bu videonun yayınlandığı tarih itibariyle 3. seviye derecelendirmeden 0'a düşürülmüş durumda. NASA'nın resmi web sayfasında 3. seviye açıklaması tam olarak şu şekilde. Gökbilimcilerin dikkatini çekmeyi hak eden yakın bir karşılaşma. Mevcut hesaplamalar yerel yıkımı yol açabilecek %1 veya daha fazla çarpışma olasılığı veriyor. Büyük olasılıkla yeni teleskopik gözlemler seviye 0'a yeniden atamaya yol açacaktır. Karşılaşma 10 yıldan az bir süre uzaktaysa halk ve kamu görevlileri tarafından dikkat edilmesi gerekir. Yine de takipte bulunulması gereken bir diğer önemli husus yörüngesinin net olarak belirlenmesi. Fakat bu da başlı başına zorlukları beraberinde getiriyor. Jüpiter'in muazzam yerçekimi, Güneş'in radyasyon basıncı asteroidin rotasından çıkmasına ve gelecekteki yörüngesini öngörülemeyen şekilde belirsiz hale getirmesine neden olabilir. Özellikle Güneş tarafından asteroidin bir tarafının ısıtılması, donmuş malzemenin gaz fazında çıkışına neden olabilir veya asteroid üzerinde sabit bir fotonik basınç oluşturabilir. Nihayetinde bu da asteroidin yörüngesini yavaşça değiştirebilir. Bu etkiler asteroidin boyutuna, şekline, malzemesine, albedosuna ve tekrar ziyaretine bağlı. Yani arka planda bayağı bir hesap kitap işi duruyor hala. Neyse ki James Webb teleskobunu bu yıl içinde 2024 YR4'e çevirecekler ve belirsizlikleri minimuma indirmek için çalışma başlatacaklar. Belirsizlik giderilene kadar magazini bayağı bir oyalayacak çarpışma koridoru var elimizde. Asteroidin yolu Dünya ile kesişirse olası düşme bölgeleri için haritamız bile hazır. Bu bölge Pasifik Okyanusu'nun doğu kıyılarından başlıyor, Güney Amerika kıtasının kuzey bölgesinden örneğin Kolombiya'dan geçiyor, Atlantik Okyanusu'nu aşarak Kuzey Afrika üzerinden devam ediyor, Arabistan Yarımadası'nın güneyindeki Umman Denizi üzerinden Hindistan'ı da geçerek Güneydoğu Asya'da bitiyor. Yanlış anlaşılmasın, asteroid bu koridorda ilerleyip çarpacak değil. Bu koridorda yer alan herhangi bir yere çarpacak, eğer çarparsa. Peki bu koridor ülkemiz üzerinden geçseydi ve asteroid 22 Aralık 2032 Çarşamba günü İstanbul'un tam göbeğine düşseydi? Bu asteroidi tehdit haline getiren şey kütlesi ve hızı. Yani atmosfere girdiğinde sahip olduğu kinetik enerji yıkım derecesini belirleyecek. 2024 YR4'ün yoğunluğunu kabaca metreküp başına 2500 kilogram kabul eder ve çapını da 60 metre olarak alırsak, toplam kütlesinin 2,8 çarpı 10 üzeri 8 kilogram olduğunu bulabiliriz. Resmi verilere göre atmosfere giriş hızının saniyede 17,3 kilometre olduğu düşünülüyor. Artık kütle çarpı hızın karesiyle sahip olduğu enerjinin 4,2 çarpı 10 üzeri 16 jül olduğuna ulaşabiliriz. Daha anlamlı bir ifadeyle yaklaşık 10 megatonluk bir enerji. Zihninizde şunu canlandırın. Uzayda Hiroşima'ya atılan atom bombasından 667 tanesini gördüğünüz ve görmeniz üzerinden 6 saniye bile geçmeden şehrinize tamamı çarpmış olacak.
soğuk ve sessiz atmosferde, soluk bir kıvılcım gibi görünen asteroid saliseler içinde devasa bir ateş topuna dönüşür ve gökyüzünde ikinci bir güneş yaratır. Atmosferin üst katmanlarına girdiğinde havayı önünde iterek plazmaya dönüştürür, gökyüzünde bir alev nehrini andıran turuncu beyaz bir iz bırakmaya başlar. On binlerce dereceye ulaşan sıcaklıkla dış yüzeyi eriyip buharlaşırken gövdesi çatırdayarak küçük parçalara ayrılan dev nesne, enerjisinden pek bir şey kaybetmeden ölümcül bir şekilde gürültüyle yeryüzüne ulaşmaya devam eder. 50 kilometre yüksekliğe ulaştığında yarattığı gök gürültüsüne benzer ses dalgası henüz yeryüzüne ulaşmamış ve oluşturduğu basınç dalgası alttaki atmosferi yerinden sökmüştür. İnsanlar gökyüzündeki alevli taşa sadece birkaç saniye bakabilmiştir çünkü asteroid 3 saniye içinde şehrin zeminine değdiği anda 800 metre uzaklıkta olan herkes milisaniyeler içinde 200 metrelik bir kraterin içine gömülür. 3,5 kilometre uzaklıktaki çember içinde her ne varsa bir anda buharlaşır, 4,5 kilometre uzaklığa kadar tüm binalar aşırı basınçtan ötürü yıkılır ve ölümler %100'e yaklaşır. 28 kilometre içindeki tüm canlılar için 3. derece yanıklar ciltlerinin tüm katmanlarına yayılır ve amputasyon gerektiren sakatlığa maruz kalırlar. 22 Aralık 2032 saat 16'da İstanbul'a düşen 2024 YR-4 adlı asteroid, tahmini 4 milyon 44 bin kişinin ölümüne, 2 milyon 850 bin kişinin ise yaralanmasına yol açardı.